Ayça Hoca'yı alabiliriz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Kübra. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler için. Ne demek hocam? Hocamızın birazcık boğazı ağrıyor. O yüzden ben çok araya girmeyeceğim. Ama burada ekranda olacağım. Hani size destek olsun diye. Bir sorun olmayacağını zaten düşünüyorum. Size güveniyoruz hocam. Başlayabiliriz. Sunumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz. Şöyle iyi mi? Şu an ekran gelmedi. Gelmedi mi? Geliyor. Geldi. Sunum geldi mi Kübra? Evet, sunumunuz geldi hocam. Tamam. Ya Kübra'nın da dediği gibi herhalde kara bulutlar var üzerimizde. Ben de hastalandım dün. Yani korona değilim ama sanırım çok fazla maske takıp sürekli konuştuğum için galiba boğazım o yüzden şişti. Ama çeşitli ilaçlar aldım. Sorun yani, olmaz hocam. Bir şey söylemek istiyorum hemen. Bu arada Samet hocamız da yine işaret diliyle çevirmeye devam edecek. Tüm kongremiz işaret diliyle çevriliyor arkadaşlar. Bizim aramızda dediğim gibi her zaman engel yok. Buyurun hocam, söz sizde. Ben sinir bilimciyim ve COVID çalışmıyorum aslında. COVID çalışan hocalarımız var Bilkent UNAM'da. Hem aşı hem de tanı için çalışan hocalar var. Ben size bugün derlediğim bilgileri anlatacağım. Kendi datalarımı değil. COVID-19 ve beyni etkileri. Yani bunu çalışmıyoruz ama çok ilgileniyoruz tabii. Yani beyindeki etkileri ne olacak gibi. Şimdiye kadar yapılmış çalışmalarım tabii ki bir yıllık çalışmalar hepsi. Çünkü COVID başlayalı bir sene oldu. Halbuki beyindeki etkileri için daha uzun bir süreye ihtiyacımız var aslında. Ama şimdiye kadar bildiklerimizi anlatacağım. Kübra zaten tanıtımı yapmıştı. Şu anda Bilkent UNAM'da çalışıyorum. Bugün 3 bölümden oluşuyor sunumum. Birincisi COVID-19 geçiren kişilerde gözlenen nörolojik semptomlar nelerdir? İkincisi beyinde virüs var mı? Yani virüs beyne giriyor mu gerçekten? Çünkü koku kaybı olduğu için koku nöronlarından en azından şüpheleniliyor enfekte olduğundan. En son olarak da araştırma araçlarından bahsedeceğim. Ve en güncel çalışma şekli olan 3 boyutlu hücre kültüründen bahsedeceğim. Bu bir MR resmi, magnetik rezonans imaging. Hani herkes biliyor bunu. Araştırma için olanları biraz daha yüksek çözünürlüklü. Ama hastanelerde çekilenleri daha düşük çözünürlüklü oluyor. Bu sonradan renklendirilmiş tabii ki. Fonksiyonel MRI diye de bir şey var. Daha beyinde ne olup ne bitiyor görebilmek için. Şimdi hafif seyreden koronavirüs vakalarında beyin rahatsızlığı riski diye bir başlık geldi gazetelere, bilimsel dergilere. Bu şu, kişi koronavirüs enfeksiyonu geçiriyor ve çok hafif geçiriyor. Yani hem bu akciğerde olan, nefesle ilgili olan sorunları geçirmiyor. Ama beyinde bazı semptomları çıkıyor. Ya o sırada ya da daha sonrasında. Bunlara düşünülüyor ki acaba hani virüs bu kişilerde özellikle beyne mi gidiyor akciğerler yerine? Şimdi birincisi acute disseminated encephalomyelitis diye bir şey. Disseminated vücuda yayılmış demek. Ensefalomiyelitis de miyelin yapısına zarar veren bir hastalık türü. Bu genellikle başka virüslerin sonrasında da gözlenebilen bir şey. Ya virüsün nöronlara saldırması, yani miyelin yapıya saldırması ya da kendi bağışıklık sistemimizin hani çok coşup hani koronada da oluyor ya, stoking fırtınası diyorlar. Onun miyeline saldırması gibi bir şey. Şimdi bunu İngiltere'de ayda bir ortalama geliyormuş bu hastalık. Ama 2'ye 3'e artmış. Ve bu kişilerin hepsinde, hemen hemen hepsinde korona aslında hafif geçmiş akciğer açısından. Bazı hastalar tamamen iyileşiyormuş bu arada ama bazılarında bu miyelin hasarı kalmış vücutlarında. Şimdi bu birazcık korkutucu bir şeydi. Yani ben de ilk gördüğümde bayağı korkmuştum. Miyelin hasarı hoş bir şey değil.
Multiple skleroz var mesela miyelin hasarından kaynaklanan. Diğer bir vakada kadın 55 yaşında. Yine COVID çok hafif geçiriyor. Ama yani tekrarlı şekilde paltosunu giyip çıkarmak, efendim halüsinasyonlar, işte evde maymunlar, aslanlar var demek gibi ilginç şeyler çıkıyor kadının. Daha önce hiç psikiyatri öyküsü yok ama. Yani COVID'i geçirene kadar hiçbir şey yok, tanısı yok. Burada psikotikler veriyorlar kadına ve sonrasında iyileşiyor. Bu da biraz korkunç. Yani şizofreni benzeri belirtiler. En son da 47 yaşında bir kadın. Önce baş ağrısı ve sahilde uyuşma oluyor. Felç gibi hafif hafif ama çok az. Daha sonra o kadar çok basınç oluşuyor ki kafatasında delik açıyorlar kadının. Ki basınç çıksın beyinden diye. Yani bu da tabii aşırı ekstrem bir durum. Şimdi 1918 pandemisi var en çok karşılaştırılan. Orada 1 milyona yakın kişi de beyin semptomları görülmüş. Bizim daha çok az. Çünkü dediğim gibi bir senelik veri var elimizde. Ve mesela kalıcı bir hasar olduysa onu şu anda söyleyemiyoruz kalıcı olduğunu. Daha ileri zamanlarda çıkacak bir şey. Şimdi COVID-19 hastalarında en çok karşılaşılan sinirsel veyahut da davranışsal bozukluklar hezeyan. Bu hezeyan diye çevirdim de delirium İngilizcesi. Ama delirmek gibi duyuyor, yani çağrıştırdığı için Türkçe'de aslında çok da yanlış değil, yani gerçekten delirmek gibi bir şey, deliriyor. Kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu, ajitasyon, beyinde şişme gibi belirtileri var. Hezeyan en çok görüleni. Yani hasta yatağında yatarken özellikle yoğun bakımda çok sık görülmüş. Hatta görülmesin diye hep böyle yatıştırıcı falan verilmiş hastalara. Bu tabii dünyanın her yerinden geliyor bu çalışmalar. Ve her yerden gelen bilgileri birleştiriyoruz. Yani sadece mesela Türkiye'de veya başka bir yerde değil, işte Japonya'dan Amerika'ya kadar aynı şeyler söylendiği için artık COVID'le şey yapılıyor. COVID'le eşleştiriliyor. Ama tam bir sebep sonuç ilişkisi var mı? Yok tabii ki. Yani belki hasta yoğun bakımda yattığı için oluyordur. O da var. Ya belki immün sistem çok yoğun çalıştığı için işte oryantasyon bozukluğu falan oluyordur gibi. Tek bizim koronayla, COVID'le eşleştirilmesinin sebebi normaldeki sıklığının üzerine çıkmış olması. İşte UK'de, yani Birleşik Krallık'ta 125 kişilik çalışma yapmışlar. %62'sinde inme ve hemoraj gibi, yani beyin kanaması diye söylenen bir bayağı korkunç duyuluyor ama bunlar geçici olabiliyor. Yani beyinde kan damarından kan sızması şeklinde şeyler görülüp sonra iyileşebiliyor. %31'inde de mental durumunda değişiklik gözlemlenmiş. Şimdi bu yine mental durumda değişiklik, hani çok da böyle ölçerek söyleyemeyeceğimiz bir şey. Çünkü COVID yüzünden herkesin mental durumu zaten bozulmuş durumda. Herkes ciddi bir şey altında, stres altında ve toplumda tabii en genel olarak yakalanan yakalanmayan herkes de post-traumatik stres disorder diye tabir edilebilecek şeyler var, veriler var. Ama şimdi şöyle bir sorun varmış burada tedavi açısından. Eğer diyorlar ki virüs varsa antiviral vermek lazım. Ama virüs yoksa antiinflamatuar vermek lazım. Ve bunun tam tersi olursa hasta daha kötü etkileniyor aslında. Yani virüs yoksa ve antiviral verirsen ya da virüs varsa ve antiinflamatuar verirsen o zaman etkileri daha kötü oluyor. Şimdi daha önceden yapılan bir çalışma var. SARS-CoV-2 diyor ki işte daha önce SARS virüsünde de yapılmış. Bu yeni virüsümüzde de bazı nöronları öldürüp bazı nöronlara, sinapslara zarar verdiğini göstermişler. Bunu da nerede göstermişler? İşte
beyin çalışmalarındaki en büyük sorun beyni açıp bakamamak tabii ki. Hani karaciğerden veya akciğerden biyopsi alabiliyorsun ama beyinden mümkün değil. Böyle beyin organoidleri yapılabiliyor. Ben bundan en sonunda yine bahsedeceğim. Bu beyin organoidleri küçük mini beyinler ve onlarda işte nöron networkleri inceleyebiliyorsun. Şimdi Mount Sinai Hastanesi meşhur. Orada 67 kişi de otopsi yapmışlar. İşte beyin çalışmanın diğer seçeneği postmortem çalışmalar. Yani öldükten sonra, kişi öldükten sonra beyni çıkarıp onu da inceleme yapmak gibi. Mesela Alzheimer'da bilinen o amiloid plakların oluşturduğu resim hep postmortem dokularda görüntüleme. Bu da öyle 67 kişi de yapmışlar ve beyinde virüsü bulmuşlar açıkçası. Yani işte bu hala daha tartışılıyor aslında ama bulmuşlar ama olfaktörü bulbda değil. Yani koku merkezinde değil de damarların çevresinde bulmuşlar. Olfaktörü bulb şöyle bir yer, şu burun şöyle şunun arka tarafında bir yerde var. İşte kokuyla ilgili bütün verinin toplandığı yer ve onun içinde bulmamışlar. Damarların çevresinde bulmuşlar. Yani o zaman burundan değil de kan beyin bariyerinden mi girdi acaba? Sorusu oluşuyor. Koku konusu böyle çok üstünde durulan bir şey. Koku şimdiye kadar en güvenilir korona belirteci. Yani ben mesela şu anda boğazım şiş, burnum biraz tıkalı, kulağım zonkluyor. Ama COVID olmadığıma nasıl emin oluyorum? Birincisi ben haftalık test oluyorum. Bizim UNAM yapıyor haftalık testi. Ama ikincisi de ah hala koku alıyorum diye böyle rahatlıyoruz. Koku kaybı çünkü çok genelleşmiş bir semptom. Ve bunun neden genelleştiğine bakıp hani buradan bir çalışma başlatmak çok mantıklı. Yani neden koku kaybı oluyor en başta? Yani normal gripte falan olduğu gibi bir koku kaybı değil. Koronadaki bayağı tamamen kokuların kaybolması şeklinde oluyor. Hatta bu yüzden insanlar yemek yiyemiyor koku alamadıkları için gibi. Kokunun da çeşitleri var. Şimdi yine koronayla ilişkilendirilen şey kemestesis denen bir şey. Bu koku duyusundan farklı. Kemestesis baharat gibi kokular veya kimyasal kokuları ile tetiklenen duyu diye özelleşmiş bir şey. Koronada bu kaybediliyor diye biliniyor. Şimdi tat alma, kemestezis ve koku alma üçü birleşip senin yediğin yemeğin tadını algılamanı sağlıyor. Yani işte yemeği her duyunuzla yiyin denilen şey bu. İşte baharatları kemestezis ile alıyorsun, koku normal kokuyu alıyorsun, tat da alıyorsun. Üçü birleşiyor dilden gelen reseptörler. Tat dildeki reseptörlerden geliyor. Kemestezis sensör nöronlar üzerinden geliyor. Duyu nöronları üzerinden. Bunların üçü birleşiyor. Ve burada iyon kanalları görev görüyor. Anosmia ise koku duyusunun tamamen kaybolması. Yani sadece baharat veya kimyasal değil, bütün kokunun gitmesi. Pek çok insanda bunlar ayrı ayrı olarak geri geliyorlarmış. Yani koku, tat ve kemestesis ayrı ayrı geliyor insanlara. Ama bazılarına gelmiyor geri. Ve bunun çok ciddi sonuçları var. Yani sadece koku almasam ne olur ki diye düşünebilirsiniz. Koku çok esansiyel bir şeydir. Özellikle de hani koku duyarak doğmuşsan beynin ona göre yapılanmış oluyor. Öncelikle yemek yemeyi tamamen bırakma gibi bir durum var. Çünkü hiçbir tat almıyorsun. Besin zehirlenmesi riski var. Kötü bir şey yediğinin farkında olmuyorsun. Yangın gibi tehlikelere açık hale geliyor falan. Onun için de hani bunun uzun vadeli etkilerinin olacağı düşünülüyor. Şimdi buna tedavi olarak
ne bulmuşlar? İnsanlara reçeteli koku verip tekrar kokuları öğrenmesini sağlıyorlar. Hani geri gelmediyse koku alma yeteneği, bu insanlara böyle küçük küçük çok kuvvetli kokular veriyorlar. İşte günde 5 defa onu kokuyor ki nöronları tekrar öğrensin diye. Bu da biraz ilginç bir şey. Şimdi Tahran'da 100 kişide bir şey yapılmış çalışma. Bütün koku duyu bozukluklarını katarsan, yani az duyuyorum, sadece şunları duymuyorum, sadece bunları duymuyorum dersen %96. İşte bu yüzden hani en güvenilir belirteç olarak bu söyleniyor. Bunları yani 100 kişinin sadece 18'inde anosmia, hani tamamen koku kaybı oluşmuş. Mayo Klinik ise 8000 kişi üzerinde çalışma yapıyor ve %41'lik koku kaybı olarak rapor ediyor. Ve bunun hani gripteki burun tıkanıklığıyla alakası olmadığı, çünkü burnunuz tıkalıysa bile bir ara açılır ve koku alırsın. O yüzden çok kuvvetli bir belirteç bu. Şimdi virüs nöronları etki ediyor mu, enfekte ediyor mu? En başta koku kaybı olunca herkesin düşündüğü şeydi. Buradan girer burundan. Sonra şuradan direkt beyne bağlantı var. Oradan da beyne ilerler. Ondan sonra orayı enfekte eder gibi düşünüldü. En mantıklısı o gibiydi. Ama sonra postmortem çalışma yapmışlar ve postmortem çalışmalarda işte az önce de söylediğim gibi olfaktörü bağlantıda bir şey görmediler. Bunun için postmortem beyin dokusunda PCR yapılmış. Onda da bulunmamış. Diyorlar ki ACE2 reseptörü, bu virüsün hücrelere girmek için kullandığı reseptör, nöronlarda aslında az. Hani akciğerde çok fazla ya, onun için akciğerde çok hücreye girebiliyor. Nöronlarda azmış. Ama beynimiz nöronlardan oluşmuyor. Başka bir sürü hücre var. Şimdi bu koku duyu merkezimiz. Burada çok fazla nöron çeşidi var. Birisi mesela ORN diye kısaltılan olfaktör nöronu, yani koku nöronu. Sonra olfaktör dendritik nod diye bir şey var. Duktal hücreler. Olgunlaşmış nöron ve olgunlaşmamış nöron var. Bazal hücreler var. Ve bunlardan oluşan bir yapı. İşte burada daha önce duymadıysanız çok normal. Ben de hiç duymamıştım yani böyle bir şey. Sustentacular cells diye bir hücre çeşidi varmış. Çok zor isimli. Bunlar acı reseptörünü varmış bu hücrelerin üstünde. Ama bunlar nöron değil. Görevi nedir? Şimdi görevi şu. Solda ve soldaki daha komplike, sağdaki daha basit çizim, üstten görünümü. Nöronlar böyle şey halinde yerleşiyor. Heksagonal gibi. Yani köşelere yerleşiyor. Onların arasında da sustentacular hücreler yer alıyor. Ve bu hücreler nöronları besliyor. Yani doğrudan nöronun yaptığı işi yapmıyor ama destek hücreleri. Şimdi diyorlar ki eğer bu hücreler enfekte oluyorsa o zaman nöronlar besinsiz kalıyor olabilir. O yüzden de biz nöronlara baktığımızda virüs göremeyiz ama virüsün dolaylı etkilerinden muzdarip kalırlar diyorlar. Şimdi burada da University of Washington'dan bir çalışma var. S1 proteini hep şey, en baştan beri söylenen bu S1 proteini acı reseptörüne bağlanıyor. Hücrenin içine öyle giriyor. Yani hücrenin içine girmesini sağlayan protein, spike 1 proteini. Bu spike 1 proteininin kan beyin bariyerini geçtiğini göstermişler. İşte hani beyinde bulunamadı postmortemde. Burundan da girmiyor. Ama diyor ki burada biz virüsü tamamını görmedik beyinde. Ama S1 proteinini gördük beyinde diyor. O zaman da bu virüsün buraya geldiğinin bir belirteci olabilir mi diye sormuşlar. Şöyle çok az bir caption aldım. YouTube'da var hepsi. You ever see a cold virus, it's always studded with these little red things sticking out.
That's the S1 protein. And that protein is the protein that's responsible for binding to a cell and allowing the virus to enter the cell. And so it isn't definitive until virus is shown to cross or virus is recovered from the brain. It's another powerful piece of evidence. And as I say, just the free protein getting in is by itself a significant finding. The viral protein. İşte diyor ki bu kesin bir kanıtı değil diyor ama çok kuvvetli bir şey bulduğumuzu düşünüyoruz diyor. S1 proteinini bulduğumuz için diyor. Şimdi bir başka grup Eva Maria Ratay diye bir araştırmacının yayınından şey diyor. Yani uzun süreli ve kalıcı etkilerini anlamak istiyoruz diyor. Baş ağrısı, yorgunluk ve bilişsel hasar gibi çalışmaları görmek için bu en başta da gösterdiğim MR görüntüsüyle alakalı magnetik rezonans spektroskopi denen bir yöntem var. Yine canlı insanda görülebiliyor. MR'a giriyorsun ama spektroskopi ile birleştirilmiş bir yöntem bu. Nasıl yapılıyor teknik olarak derseniz bir tane sanırım ekstra bir şeye ihtiyacı var. Ataşmana bir de zannediyorum kontrast maddesine ihtiyacı var ama kontrastı zaten MR'da veriyorlar çoğunlukla. Ve 3 Tesla MR ile çekim yapıyorlar. 3 Tesla MR ne demek? Hastanelerde çoğunlukla 1,5 Tesla MR var. 3 Tesla bundan çok daha kuvvetli görüntü alabiliyor demek. Niye sürekli bununla çekilmiyor? Çünkü bu o kadar çok veri sağlıyor ki araştırma için evet ama gündelik hastaya bakmak için çok uygun bir şey değil. Çok fazla veri geliyor çünkü bundan ve bilgisayarcıların analiz etmesi gerekiyor hemen hemen. Şimdi bunlar da göstermişler ki hipoksi göstermişler beyinde. Hipoksi oksijenin azaldığı durum demek. Bu beyne oksijen gitmemiş 3 dakika gibi şeyler söylenir ya haberlerde veya filmlerde. İşte o hipoksi çünkü yaygın olarak görüldüğünde tamamen bir şeye yol açabiliyor, felce yol açabiliyor beyinde. Ama burada yer yer hipoksik alanlar görmüşler. Şurada resmi varmış. MR spektroskopinin. Kafaya bir tane koyul takıyorlar. Daha oradan yoğunlaştırılmış alabilmek için. Şimdi bu da yine postmortem bir doku. Korona geçirmiş ve vefat etmiş 19 tane hastadan beyinlerini alıp kesitler almışlar beyinden. Sonra magnetik rezonans mikroskopi bu sefer deniyor, taranmış. Şimdi bu kişiler yaşamıyor olduğu için yani bu beyin cansız beyin olduğu için burada 11.7 Tesla çıkılmış. Bu insanda buna çıkamazsınız. Sanırım 7 Tesla bile hani ısınma yapıyor diyebiliyorum. 11.7 Tesla ile çıktıklarında işte 25 mikronluk bir çözünürlük sağlamışlar. Ne demek bu? Yani işte küçük bir mikroskopla beyine bakmak demek aslında artık. Daha çözünürlüğü yüksek mikroskoplarımız tabii ki var bir dolu. Ama burada kalın bir beyin dokusuna baktığın için bayağı iyi bir şey. Şimdi burada diyor ki parlak alanlar var soldaki beyazlık. Bir de siyah alanlar var. O da sağdaki okla gösteriliyor. Şimdi parlak alanlar enflamasyon demekmiş. Koyu alanlarda kanama demekmiş. Yani kan damarlarından açığa kan sızıyor demek. Hemoraj da söylenen. Ve demişler ki bu görüntü şeye hiç benzemiyor. Viral enfeksiyona hiç benzemiyor. Bu daha çok inme yani felç veya nöroenflamasyon hastalıklarına benziyor demişler. Yani COVID'li hastadan alınıyor bu ve COVID'le alakası yokmuş gibi görünüyor. Çünkü enfeksiyon yok. Yani bayağı kafa karıştırıcı bir şey. Bu bütün bu hastaların
COVID'den bağımsız bir şekilde beyinde hemoraj geçirme ihtimali var mı? Biraz zor. Ama dolaylı bir etkisi de olabilir deniyor. Şimdi bu da 2 hafta önce yayınlanmış. Journal of Experimental Medicine. Bunda farelerde ACE2 ekspresyonunu artırıyorlar fare beyninde. Ve sonra da COVID ile enfekte ediyorlar fareleri. Bu videoda da parlak noktalar hep aktivasyonu gösteriyor. Ve diyorlar ki yani biz kendimiz yapay olarak bir fare beyninde COVID enfeksiyonunu başlatabildik diyorlar. Ve COVID beyni enfekte ediyor diyorlar. Şöyle. Parlak noktaların hepsi işte şey. Yani her yer parlıyor zaten. Enfekte olmuş diyorlar. Yani bu çok güzel bir görsel. Artık böyle 3 boyutlu şeyler yapılabiliyor. Evet, fare beyni de çok küçük bir beyin değil aslında. Onun için çok güzel yapılmış, hazırlanmış bir çalışma. Şimdi şu ortak şeye, semptoma geri dönersek hezeyana. Şimdi hezeyan delirium. İşte COVID'le yine özdeşleşen bir şey. Yani belki sayılar çok yüksek değil ama burada çok toplum genelinde bakıldığı için aslında yüksek oluyor. Normalde %31'miş delirium vakaları. Sanırım yoğun bakımda yatanlarda. Ama %55'e çıkmış. Yani deliriumun uzun süreli etkileri ne var? Yani kısa süre zaten böyle bir hezeyan geçiriyor. Ama daha ileride demans riskini artırıyor. Bilişsel azalma riskini artırıyor. Genel olarak da diyor ki enflamasyon ve nörotransmitter dengesizliği buna sebep olur diyor. Dopamin ve asetilkolin mekanizması sorumlu olur diyor. Ve beyin baş edemeyeceği kadar stresli bir ortama girdiğinde, yani ruhsal olarak olmak zorunda değil, nöronları enfekte olduğunda da olabilir. O zaman delirium yaşanır diyor. Bu da daha önce hiç delirium geçirmemiş ve geçirmiş kişilerde demans riski. Yani burada 2 katına çıkıyor gerçekten. %16 iken %32'ye çıkıyor. Bu da sanırım hastalar hatırlamıyor da yani delirium geçirdiklerini. Hastanede yatıyorlarsa sanırım şey veriliyor, sedatif veriliyor sürekli. Şimdi bu da yöntemlerle alakalı. Postmortem çalışma böyle bir çalışma. Ölmüş bir insanın beyni bütün halinde çıkartılıyor. Sonra kesitler alınıyor ondan. Ve o kesitlerden beyin bölgeleri incelemeye alınıyor daha derin kesitler alarak. İnsan beyni birazcık büyük olduğu için biz zebra balığı beyninde yapıyoruz. Oldukça hani yorucu bir işlem bu. Zor bir işlem. Kan akışı durduğu için aslında hani nöronlar artık yaşamıyor. Ama hasarları görmek için iyi. İşte hemoraj gibi, ondan sonra hipoksi gibi, ondan sonra amiloid plakları gibi öyle hasarları görmek için çok uygun. Ama dediğim gibi işte canlı doku değil sonuçta. Şimdi bir de hayvan modelleri var. Az önce de gördüğümüz gibi. Hayvan modellerinde de şimdi fare beyninde enfekte ettiği görülmüş ama insan beyninde aynısını yapacak anlamına gelmiyor. Onlar da o açıdan sınırlı kalıyor. Bu organoidler çok yeni bir teknoloji. Aslında çok da yeni değil. 10 sene olacak artık. Bayağı güzel ve hani beyin araştırmalarının geleceği bunlarda yatıyor. O oklarla gösterdiğim minik minik fare beyni gibi olan şeyler aslında insan beyni. Bir hastadan
şey alıyorsun. Mesela beyinden Alzheimer'lı bir kişiden beyninden örnek alamazsın. Ama deri biyopsisi alabilirsin. Deri biyopsisi böyle küçücük bir tane ucu olan bir şey. Batıp çıkıyor. Oradan deri alıyor. Yani hiçbir şey değil. O deriden kök hücre yapıp oradan organoid yapılabiliyor. Hastayla aynı mutasyonları taşıyacağı için veya aynı enfeksiyon taşıyacağı için ona göre büyüyor. Bu küçücük volümün içinde beynin bütün kısımları oluşuyor aslında. Şey oluşmuyor diyebiliyorum. Beyin oluşmadığını hatırlamadım da şimdi. Beynin hemen hemen bütün bölümlerinden parça görüyorsun. Yani tabii bir şekil olarak beyne benzemiyor ama işte dopaminerjik nöron, asetilkolin nöronları, işte ne bileyim piramidal nöronlar, hepsinden görüyorsun ve diğer hücrelerden. Bunlarda çalışmak biraz daha mantıklı. Mekanizmayı anlamak için en azından. Tamamen insan beynini simüle etmiyor tabii ki ama mekanizmayı anlamak için çok çok iyi. O yüzden bunu biz de çalışmak istiyoruz ama birazcık pahalı bir teknik. Her gün çünkü medium değişiyor bunda. Ve mediumları böyle içinde bir dolu şeyleri var, faktörleri var. İnsan yani insan beynine giden, insan beynini zaten simüle edemiyorsun da insan beynine giden kanı bile simüle etmeye çalıştığında çok zor oluyor açıkçası. Bu mesela bir organoidin içinden alınmış bir kesit. Hani o postmortem beyinlerde kesit almışlardı, hatırlarsınız. Bu da öyle bir kesit. Bu immünofloresan yöntemiyle boyanmış. Şimdi henüz olgunlaşmamış nöronlar kırmızı, yani kırmızı pembe gibi. Olgunlaşmakta olan nöronlar, yani olgunlaşmış nöronlar tamamen yeşil. Ve network'te beyazla görünüyor. Hani hatırlarsanız bu heksagonal bir yapı vardı. Arada da supportif hücreler vardı. İşte heksagonal yapıyı orada yeşillere bakarsanız görebilirsiniz. Ve yapının çekirdeğinde yeni doğan nöronlar, yeni oluşan nöronlar var. Onlar böyle dışarıya doğru olgunlaşarak yerlerini alıyorlar ve network'te olgunlaşmış nöronlar arasında gerçekleşiyor sadece. Beyazlara bakarsanız sadece yeşillerin üzerinde, pembelerin üzerinde çok az var. Yani bu işte mesela bununla olfaktör bulbu yapabilirsin, yani organoid teknolojisiyle gibi. Bu da yine müthiş bir organoid resmi. Bu Paşca diye bir kişinin Stanford'da ama şey tarafından, Balkanlar tarafından göç etmiş. Bu üç boyutlu bir şey, asamploid demişler. Organoid dememişler de brain asamploid demişler. Kök hücrelerden alıp burada başkalaştırmışlar ve üç boyutlu görüntüsünü gösteriyor. Gerçekten bir fare beynine benziyor şu an. Şimdi ben bildiklerimiz ve bilmediklerimiz diye tekrar özet geçmek istedim burada. Şimdi biliyoruz ki hani COVID-19 bazılarında çok ağır hastalığa yol açıyor ve akciğer hastalığına yol açıyor. Bazıları ise çok hafif geçiriyor. Ama bu hafif geçiren kişilerde diğer organlarda ve özellikle beyinde bir tutulum olabiliyor. Beyinde nöronlar değil, yardımcı hücreler enfekte oluyor. Bildiklerimiz daha az aslında. Koku kaybını da biliyoruz tabii ki. Ama bilmediklerimiz, hani uzun vadede kalıcı sinir hasarı olacak mı? Beyne virüsün geçmesini engelleyebilir miyiz mesela? Demans ve Alzheimer gibi hastalıkların sıklığı artar mı bundan sonra gibi? Bunlar bilmediklerimiz. Yapılacaklar da açıkçası daha fazla veri toplanması gerekiyor. Yani hastaneler tabii canhıraş çalışıyor. Orada veri toplamaya kimsenin zamanı yok ama belki insanlar, hani herkes kendisi de tutabilir şeylerini, semptomlarını.
ne hangi günde yaşandı gibi. Bunlarla genel bir şey çıkartılabilir. Verilerin açık ve herkesin erişimine açık olması. Genellikle PubMed zaten herkese açık ama işte daha gizli tutulan şeyler varsa onların da açılmasında fayda var. Hani insanları paniğe sürüklemek değil de diğer bilim insanlarına yol göstermesi için. Bu hastalanıp iyileşen insanlar nasıl olsa iyileşti diye hani gönderiliyor, bir daha takip yapılmıyor. Uzun süreli bir takip yapılması lazım aslında. Hani neyi takip edeceksin? Belki semptom tedavisi yapılabilir. Mesela depresyona falan girdiyse o insan zaten çıkıp doktora gitmez. Onun için hani daha rutin bir takip olsa daha iyi olur. Bu aşının hani bütün dünyada eşit şekilde uygulanması lazım. Şimdi Avrupa'da uygulanıyor, Amerika'da uygulanıyor, Türkiye'ye de geliyor çok fazla aşı. Ama Afrika kıtasına hiç aşı gitmediği sürece yani asla biz bunu atlatamayız. Çünkü o zaman oradan tekrar yeni mutantlar yayılıp duracak. Bu su çiçeğinde falan olduğu gibi, ısıtmada olduğu gibi hani bütün dünyanın aşılanması lazım ki şey olsun, yani bir işe yarasın. Koca bir kıtayı atlarsak olmaz aslında. Onu da bilmiyorum. Televizyonda şeyler falan dönüyor. Hani zengin ülkeler oralara da bir şey göndersin falan gibi. Şimdi tedavi odaklı hiç çalış. Yani hiç elimizde bir şey yok. Mesela koronayı tedavi eden, tam olarak tedavi eden bir şey yok elimizde. Onun bulunması. Bir de temel bilimciler olarak, temel bilimcilerin işte bu virüsün mekanizmaları üzerine çalışmaları lazım. Hani diyelim ki ülkemizde hiç korona kalmadı. Ya yine de çalışmak gerekiyor. Çünkü bilmiyorsun yani 5 sene sonra SARS-CoV-3 gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorsun. Mesela şöyle bir hata yapılmış. SARS'ta galiba. Ya SARS ya da domuz gribi, ikisi de olabilir. İnsanlar nasıl olsa eradike edildi diye çalışmalar yarım bırakılmış, aşı çalışmaları falan. Yani bayağı bir yerde böyle funding kesilmiş o çalışmalardan. Onun için yarım kalmış. Halbuki onlar devam etseydi biz bu koronayı daha hafif atlatabilirdik açıkçası. Yani en azından daha çok şey biliniyor olurdu gibi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Birazcık derleme bir şey yaptım. İnşallah bir şey olmuştur birazcık. Yani beyin her zaman çok ilginç. İşte beyin anlatırken de biraz şey oluyoruz böyle. Tam da o da bilinmiyor da. Hocam teşekkür ederiz sunumunuz için. Şimdi birkaç tane sorumuz var. Onları hemen sorayım size, yanıtlayalım beraber. Sümeyye Hanım demiş ki, COVID geçiren bazı insanlar hastalığı geçirdikten 6 ay sonra bile koku alamadıklarını söylüyor. Bu kötü bir durum ve nedeni nedir? İşte var, evet, o maalesef ve kötü bir durum aslında. Çok basit bir semptom gibi görünse de, ya koku almasan ne olur gibi olsa da öyle olmuyor. Yaşam kalitesini çok etkiliyor. Onlar da geri gelmiyor sanırım yani tekrar. İşte tekrar öğrenmeleri gerekiyor kokuyu. Bu yoğun kokularla falan şey yapıyorlarmış insanların burunlarını. Tekrar öğretmeye çalışıyorlarmış. Bak bu işte salatalık kokusu falan gibi. Tekrar öğretmeye çalışıyorlarmış. Bir de implant çalışıyormuş insanlar. Yani koku bölgesine implant koymak gibi. Öyle 6 aydır gelmediyse işte birazcık gelmesi zor sanırım. Tamam. Tam olarak bilinmiyor da işte olfaktörü nöronların bir kısmı ölmüş demek aslında. Anladım. Ayla Hanım demiş ki, genel olarak gripte burun içlerindeki etlerin şişmesiyle birlikte burun tıkanıklığı ve koku kaybı görülüyorken COVID'de de bu şekilde mi işliyor bu süreç? Evet. Ona bakmışlar gerçekten. Değil. Ondan tamamen ayrı diyorlar. Yani normal gripteki burnun tıkalı olduğu için alamıyorsun. Ama nöronlarında bir sorun yok.
Koronada ise nöronları etkileyen bir süreç var. Yani burnunun tıkanması bile gerekmiyor açıkçası. Hatta çoğu insanda sanırım sadece koku kaybı oluyor. Mesela başka hiçbir belirtisi olmuyor. O nöronlarla alakalı şeydeki, koronadaki. Anladım. Fatma Hanım demiş ki, Covid geçirdikten sonra yemeklerin kokuları bile artık kötü gelmeye başlayanlar ne yapması gerekiyor? Ya evet, o var aslında. Onu söylemeyi unuttum. Ona parosmia deniyor. Daha önce güzel gelen bir şeyin kokusunun artık kötü gelmeye başlaması. O parosmia. Vallahi onu da herhalde burnu eğitmek gerekiyor tekrar yine onun için. Orada da nöron öldü mü yoksa yanlış bir bağ mı kurdu? Herhalde onunla alakalı. Ama yani psikolojik falan değil. Hani o yanlış anlaşılmasın. Tamamen nöronlarla alakalı bir şey ve fiziksel bir şey yani olan. Belki hani o dediğim gibi koku denemesi falan yapılabilir. Hocam peki IQ'yu etkiliyor mu? Vallahi IQ ile ilgili hiçbir şey görmedim. Yani ölçülmemiş o. Ama delirium etkiler yani. Delirium genellikle. Delirium'un hasar veriyor beyne. Tamam. Seda Hanım demiş ki, Covid-19'un beyni olan etkilerini en aza indirmek için neler yapabiliriz? Bu belirteçler virüsü atlattıktan sonra da ortaya çıkar mı? Evet evet. Virüsü atlattıktan sonra da çıkabilir. Ya özellikle hani Covid atlatmış ama çok hafif atlatmış kişilerin hani birazcık kendilerine bakmaları lazım. Bir şey var mı, bir değişiklik var mı gibi. Beyne etkisini en aza indirmek için yani şu an koronaya karşı bir şeyimiz yok. Beyne girişini de engelleyemiyoruz. En önemlisi koronaya yakalanmamak gibi oluyor. Anladım. Yani. Salgın ilk çıktığında Çin'de insanlar sokakta yere yığılıyordu. Bunu şu anda neden görmüyoruz? Ya Çin ayrı bir vaka tabii. Şimdi Çin'deki virüsle bizim şu anki uğraştığımız virüs aynı değil. Sanırım virüs kendi içinde evrimleştiği için yani bir insan yaşamı olarak düşünme, virüsün yaşamı olarak düşünürsen bir yıl çok uzun bir süre. Kendi içinde evrimleştiği için şu an daha az hasar veren suçlar yaşıyor virüs olarak. Ve vücudumuza girip daha az hasar veriyorlar. İlk başta çıkanlar çok ölümcüldü. Onlar çok kısa sürede öldürüyordu. Sonra ama girdiğin konağı öldürürsen virüs olarak hayatın uzun sürmez. Onun için daha uzun süre insandan insana bulaşabilen ve insanı öldürmeden devam eden suçlar yoğun halde şu an onlar var. Çin'den farkımız o oluyor genellikle. Ayşegül Hanım demiş ki, Covid-19'un beyne öğrenme kapasitesini etkiler mi? Beynin öğrenme kapasitesini etkiler mi? Ya işte öğrenme gibi çalışmalar yapılmadı. Daha IQ da yapılmadı. Ama beyne kalıcı hasar verdiği ne biliyoruz hani depresyon gibi, mental değişiklik gibi. Bunlar da tabii ki etkiler öğrenme kapasitesini. Anladım. Teşekkür ederim. Ece Hanım demiş ki, postmortem incelemelerinde inme belirtisi denmesinin ölüm sebebiyle ilgili tartışmalarda da yeri var mı? Beyinde inme görülüyorsa postmortemde görülüyor. Ve o sırada o insan COVID geçiriyorsa sadece şüphelenebiliyorsun. Yani COVID ile alakalı olabilir diyorsun. Ama COVID geçiren bir hasta banyoda takılıp düştüyse, beynine hasar geldiyse o COVID'den olmaz. Onun için kesin bir şey söylenemiyor. Çünkü o dokularda da sanırım virüs bulamadılar. Ama virüs zaten ölü dokuda kalmaz. O da var. Canlıyken bakmak lazımdı. O yüzden de tam olarak bilinmiyor daha.
Ama inme görüldüyse ölüm sebebi inme diye girer bence. Teşekkür ederim. Caner Bey demiş ki, COVID-19 pandeminin beyin üzerinde bıraktığı hasarlardan bir sonraki neside aktarılabilir mi? Virüsün epigenetik ile ilişkisi nedir? Ya evet, onunla ilgili hiçbir şey daha görmedim. Aktarılabilir mi? Vallahi inşallah aktarılmıyordur. Henüz daha yani şeylere bakmak lazım. Hamileyken COVID geçiren kadınların çocuklarına bakmak lazım şu an. Çünkü daha bir sene olduğu için. Ama onlara da nasıl bakacaksın yani? Bebeklerde deney yapmak, deney değil de tahlil yapmak çok mantıklı değil. Çünkü bebek yani. Ama olabilir yani. Sadece şu an bilmiyorum. Tamamdır. Aile Hanım demiş ki, aşı olduktan sonra da yine de beyinde bu hasarlar oluşur mu sizce? Veya aşının herhangi bir koruyuculuğu var mı? Aşı bize gelen zayıflatılmış virüs, gelen aşı. O da bizim zaten hep hani çocukluğumuzdan beri olduğumuz aşılar var. Onlar hemen hemen hepsi zayıflatılmış aşı. Ben şimdi aşı olmadım bu arada. Benim anafilaksi geçmişim var. Aşı yapmıyorlar bana. Ama 2 sene önce tetanoz aşısı olmuştum. Laboratuvarda hani böyle skalpelle falan kesiyoruz ya. Onun için tedirgin olur. Sonra bu kolum işte zayıflatılmıştı o da. Ama o bakteri tabii. Yani şöyle kalkmıyordu. Yani bu kol tetanoz olmuştu. Onun için vücudu önce çok az bir hasta ediyor zaten. Hani o aşı öyle çalışıyor. Çok hafif bir korona geçiriyorsun ve iyileşiyorsun ve antikorların oluyor. Bunun koruyuculuğu virüslerde genellikle 1 yıl aslında. Hani grip aşısı gibi her sene yapılıyor grip aşısı da. Beyne zarar vereceğini hiç zannetmiyorum çünkü şeyi yok. Yani enfekte etme kabiliyeti çok az zayıflatılmış virüs olduğu için. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Rezan Bey demiş ki, salgının ilk aylarında koku kaybı gibi bir belirti yoktu. Daha sonralarda ortaya çıkması, geçirdiği mutasyonu takip etmekte bize fikir verebilir mi? Ya kesinlikle verebilir, evet. Kesinlikle verebilir. Yani ilk baştaki o ölümcül olan virüs belki sadece akciğere iniyordu ve akciğer zaten ölümcül bir organ. Hani akciğerin olmadan yaşayamıyorsun. Karaciğer de öyledir. Mesela aslında hiç düşünmediğimiz bir organ karaciğer ama karaciğer yaşamsal öneme sahiptir. Karaciğerin çalışmazsa yaşayamazsın. Hani kalbin yoksa bile yaşıyorsun ya, makineye bağlıyorlar. Evet. Onun gibi. En başta onun için daha yaşamsal organlara gidiyordu. Şimdi daha vücuda yayılıyor. Hani uzun süre yaşayabileceği mekanlar arıyor kendine gibi. Peki bir şey sormak istiyorum hocam. Mesela bazılarında ACE2 proteini akciğerinde çokken bazılarının ACE2 proteini mesela kalbinde çok olabilir mi? Evet 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 oluyor. Ona bağlıdır belki hani diyecektim. Hı-hı. Virüsten önce de zaten meşhur bir proteindi o. Yani kalp hastalıkları için falan çok bakılan bir reseptördü. Kalpte var tabii. Kimi insanda daha az, kimi insanda daha çok da olabiliyor. Ama onunla ilgili net bir şey görmedim daha, hani bağlantı görmedim. Çünkü neden? Toplum halinde sinipleri gösteriyor. Yani genetik varyasyonlar, mesela hep denir ya, Ashkenazi Jews diye bir topluluk var, Ashkenazi Yahudileri. Onlar böyle çok kendi içine kapalı bir topluluk olduğu için onların genetik yapısı böyle kendi içlerinde tutarlı ama herkesten farklıdır. Bizim Türkiye'deki insanlar, işte Amerika'daki insanlar falan herkesin ayrı ayrı. Ama korona hiç fark gözetmedi yani. O çok ilginç bir şey. Hani bütün dünyayı kasıp kavurdu. O yüzden de muhtemelen kişisel farklılıklarımıza çok bakmıyor diye düşündürtüyor bu durum. Yani Afrika'dan ta Kanada'ya kadar herkese enfekte edebildiğine göre. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Büşra Hanım demiş ki, COVID geçirenlerin aşı olması hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Daha 6 ay dolmadan mesela. Antikora bakmak lazım ya onda. Antikor ne kadar diye ona bakmak lazım. Yani hepatit aşılarını mesela tekrar edin diyorlardı. Benim antikor düzeyim çok düşüktü ama çok düşük olsa bile idare ediyor dediler. Tekrar yapmıyorlarmış mesela. Onun gibi. Antikorunu kaybettiyse yapılması lazım tekrar. Anladım. Teşekkür ederim. Ece Hanım demiş ki COVID atlattıktan sonra anneannesindeymiş bu olay. Anneannemde tansiyon düşmesi ve ara ara baş ağrıları, yüz kızarıkları oldu. Bu durum kalıcı mıdır? Ya anneanne dediğin için yaşı ileri olan kişilerde hani beynin plastisitesi tamamen kayboluyor. Yani tamamen değil de çok çok azalıyor. O yüzden de herhangi bir hasar kalıcı olmaya başlıyor. Hani genç birinde olsa tekrar tamir edebilirdi onu ama tamir etmek biraz zor olabilir bu durumda. Kalıcı olur mu? Olabilir. Yaşlılığa bağlı da olabilir. Pınar Hanım demiş ki amiloid plaklar ve asetil kolin mekanizmalarına etkileri biz demansta şizofreni de görmekteyiz. Ve genelde bu hasarların BBB üzerinden salgılandığını biliyoruz. COVID içinde BBB hasarı var diyebilir miyiz? Blood brain barrier'a bak, işte çalışanlar var. Daha hani o videoda gösterdiğim gibi sadece bir proteinin girişini göstermiş durumdalar. İşte şu anda net bir şey söylenemiyor onun içinde. Net bir şey. Tamam. Zehra Salçı demiş ki, Sayın Zehra şu şekilde sormuş. COVID-19'un gizli semptomları arasında B12 tükenmesi olabilir mi? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? B12 B12 çoğu insanda çok düşük aslında bakıldığı zaman. Hani test yapılırsa D vitamini gibi bizim Türkiye'de güneşli bir ülke olmamıza rağmen düşük. Onun için D vitamini ve B12 takviyesi almak zaten genel olarak faydalı. Hani hastalıktan bağımsız olarak. Ama tabii doktor kontrolünde almak lazım ikisini de. Çünkü B12 iğne şeklinde yapılıyor. Onu da reçeteli yapılması gerekiyor. Ama hani yine COVID'le alakası var mı yok mu onu anlamak için hani eskiden B12 seviyeleri düzgün olarak neydi şimdi ne ona bakmak lazım. Kimsenin de öyle bir verisi yoktur yani elinde. Anladım. Hocam, Caner Bey demiş ki COVID-19'un virüsün beyinde bıraktığı hasarlar düşünüldüğünde mRNA aşılarının virüslerinin mutasyonuna etkisi konusunda endişemiz ne kadar doğru? mRNA aşıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben o konuyu çok az biliyorum. Zaten immünolojiyi de çalışmıyorum. Onun için çok hani bilgim yok ama ya etkili diye düşünülüyor. Hani zaten şu an Avrupa'da onlar yapılıyor. Avrupa'da sadece mRNA aşısı yapılıyor. Zayıflatılmış virüs değil. Hani Oxford'un aşısı, işte BioNTech'in aşısı, diğer Amerika'daki aşı hepsi mRNA temelli. Hani daha önceden ama bilinmediği için o da yeni bir aşı şekli. O yüzden insanlar endişe ediyor. Yani virüsün mutasyonunu geçirip etkisiz hale gelmesi aşının zaten o olacak bir şey. Onun için mesela grip aşısını her sene oluyoruz. Yani bunun da muhtemelen grip aşısında mesela artık şey var, bilmiyorum biliyor musunuz? Domuz gribi de var birkaç senedir. Hani her sene grip aşısı oluyorsan her sene o domuz gribi aşısında olmuş oluyorsun. Onun için belki görülmüyor artık. Hani COVID-19'un da eklenmesi gerekecek grip aşılarına. Her sene yapılması gerekecek çok büyük ihtimal. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Hocam son olarak Emine Hanım'ın sorusuna geçiyoruz. COVID geçirdikten sonra vücudun bazı bölgelerinde pıhtı atılma durumu söz konusu oluyor. Bunun beyinde olma olasılığı nedir? Ya evet, o pıhtı zaten işte bayağı pis bir şey.
yani uzun süre yatakta yatan hastalarda bile olan bir şey ki sen korona hastasını belki bir ay, belki iki ay yoğun bakımda hiç kımıldatmadan yatırıyorsun yani. Onun için orası çok yükseliyor. Beyinde de olabilir yani, pıhtının nereye atacağını hiç bilmiyorsun. Beyinde de olabilir tabii ki de. Ya pıhtının tek şey sanırım kan sulandırıcı veriyorlar ama şeylere, yoğun bakım hastalarına pıhtı atmasın diye. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Engin bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için. Ben teşekkür ederim. Nazik davetinizi de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Minnettarım. İkinci oturumumuz 15.00'da Kaan, Doçent Doktor Kaan Yılancıoğlu ile devam edecek. Şimdi molaya giriyoruz. Hoşçakalın hocam. Sağlıcakla kalın inşallah. Siz de. Ekran paylaşımını yapalım arkadaşlar.